<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 3 Haziran 2020 Salı güncelleme notlarına. Bu haftaki güncelleme notlarımız 686 MB. Bu hafta bayağı bir dengeleme e, güncellemesi gelmiş. Etkinliklerimiz de var. Etkinliklere bir sonraki sayfada her her hafta olduğu gibi onları ayrı bir sayfada sizlere göstereceğim. Başta güncellemeler arkadaşlar basit kron yemeği birleşimi artık arkadaşlar basit kron yemeği ve enerjik kron yemeği birleşti ee, ve birleştiği için e, basit kron yemeğin özellikleri de, de arttırıldı. canavarlar karşı ap artı 30 devel xp yüzde 20 beceri xp yüzde 10 saldırı ve beceri hızı artı 2 hareket hızı artı 3 kritik vuruş artı 2 maksimum MP 150 bilgi şansı 10 yüksek seviye bilgi şansı 5 ağırlık limiti yüzde Yerden darbe hasarı %5, canavalarda alınan hasar %6, güneş çarpması, hipotermi direnci %10. Baya güzel olmuş. Bu enerjik kron yemeğindeki bilgi öğrenimde buraya koymaları çok güzel olmuş. Canavalar karşı AP ile yeni slotları keserken kullanırsınız. Baya iyi olmuş. Bu önceden şey vardı. Ha bak yazmışlar. E, aromalı kron yemeği deniz mahsulü kron yemeğini birleştirmişlerdi önceden. O tabi bizim servera gelmeden oldu. Bizim servera aromalı girmedi. E, birleştirdiler. Deniz mahsulü kron yemeği olmuştu. Buraya yazmışlar. Onu da. E, özelliklerini söylemişler. Öncesi sonrası. Bunları ben size söyledim daha yeni. Geçelim buraları. Ondan sonra işte merkez pazarda varsa kron yemeği satıldıysa o fiyatları ona göre üstünüzde filan bunları filan söylemişler. E, direkt değerli paket var gibi size yüzde 30 fiyatını filan gösterecekler. E, ondan sonra enerjik kron yemeği elde edilebileceğiniz kron yemeği kutusu etkinliği yüksek kalite yemek kutusu içeriği değiştirildi. Yani e, önceden içinde e, enerjik kron yemeği de çıkıyordu bir tane onu 2x basit kron yemeğine çevirmişler. Diğer bütün kron yemekleri var. İçinde tekrardan deniz mahsullü seçkin iki tane de basit kron yemeği 2x kutuları açtığınız zaman içinden çıkacak olanlar. Mevcut e, enerjik kron yemeğinin üretim yöntemi ile basit kron yemeği yapılacak şekilde değiştirildi. Basit kron yemeği üretim yöntemine eklenmesinden dolayı Kadim Kron baharatlı eşyasının açıklaması değiştirildi. Enerjik Kron yemeği bilgisi kaldırıldı. Üretim notlarında F2 Enerjik Kron yemeği kaldırıldı. Vaha Gırgo Vion artık Vaha Enerjik Kron yemeği eşyasını satışın ee, satmıyor yani. Artık basit Kron yemeği satıyor Vahsatısı. neyse. Şimdi arkadaşlar dengelemeler çok uzun olduğu için yine her haftaki gibi linkini koyacağım. E, kendi sınıfınızdaki e, değişiklikleri görmek istiyorsanız e, bu hafta çok güzel bir görsel hazırlamışlar. Kendiniz girip bakabilirsiniz. Savaşçı sınıfının e, hasar oranı yaklaşık 3.1 oranında arttırıldı arkadaşlar. Yanı sıra uyanışta kullanılan becerilerin pvp hasarı da arttırıldı. E, burada bütün sınıflara karşı savaşçı sınıfının e, değişiklikten önce değişiklikten sonra verdiği hasarlar var saldırı hedefi şu şekilde e mesela e, savaşçı mesela daire 88.48'miş değişiklikten sonra 105.53 olmuş burada bütün sınıfları yazmışlar arkadaşlar e, kendiniz bu linke tıklayıp buradan ne kadar bir hasar değişikliği oldu ondan sonra aşağıdaki becerilerin pvp hasarı yaklaşık %10 oranında arttırıldı e, şu birçok sınıfın becerilerinin hasarı arttırıldı. PvP hasarı arttırıldı ve değişiklikler oldu. Bunlara tek tek kendi sınıfınıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Okçu sınıfının hasar oranı yaklaşık %8.6 oranında arttırıldı. Yanı sıra Uyanış'ta kullanılan becerilerin PvP hasarı da arttırıldı arkadaşlar. Okçunun yine değişikliklerimiz var. Buradan hepsine bakabilirsiniz. Skill'lerde aşağıdaki becerilerin PvP hasarı yaklaşık %5 oranında arttırıldı. Sahireye gelelim. Sahire'nin hasar oranı yaklaşık %11.3 oranında azaldı. Oha, bayağı bir gelmiş buna ya. PHP hasarı yalnızca verilere dikkate alındığında adım sayacak bir azalma uygulandı. Uyanış ve aktarım arasındaki farkın çok fazla olmasından dolayı böyle bir dengeleme yapmak yoluna gittik. Ancak yerine hasar oranındaki azalış kadar aktarım becerileri ile birlikte ve uyanış becerilerin beceri hasarı nispeten önemli ölçüde artırıldı yine burada görebiliyorsunuz 3 tane pano hazırlamışlar aşağıdaki becerilerin PVP hasarı yaklaşık yüzde beş oranında arttırıldı esler aktarılanın hepsi doğaltılmış aşağıdaki becerilerin pvp hasarı yaklaşık yüzde on altı oranında da arttırıldı uyanıştaki iller filan da var ondan sonra burada bayağı bir değişiklik var sahil oynayan arkadaşlar da 26 oranında arttırıldı ne ya Vahşi sınıfına geldiğimizde ise Vahşinin hasar oranı yaklaşık %14.6 oranında azaltıldı. Vahşi sınıfın aktarım ve uyanış açısındaki farkın büyüklüğünden dolayı PvP hasarı oranı diğer karakterler oranla büyük oranla azaltıldı. Ancak bu sebepten ötürü aktarım ve uyanış hasarı hasar önemi ee, hasar önemli ölçüde arttırıldı. Buna ek olarak vahşi tüm sınıflar arasında en fazla yakalama becerisine sahip sınıf olsa da yakalamadan sonra beceri kombosuna göre beceri kullanımında oldukça fark oluşturdu. Vahşinin bu özelliğini daha fazla vurgulamak için kaya ezmesi becerisinin kombo özelliğini arttırdık. Yine bütün sınıflara göre değişiklikler önce sonra diye bir pano ayarlamışlar. Aşağıdaki becerilerin pvp hasarı yaklaşık %15 oranında arttırıldı. Ondan sonra yine bir pvp hasarı yaklaşık 25 oranında arttırıldı. Skiller var. Bu tabi oynayan arkadaşlar baksın. Avcı. Avcının hasar oranı yaklaşık 12.5 oranında azaltıldı. Yani küçücük şeyden ne istiyorsunuz ya? Avcının da sahile ve vahşi sınıfları olduğu gibi PvP hasarı nispeten büyük oranda azalış uygulandı. Bununla da birlikte becerilerin PvP hasarı büyük ölçüde artırarak uyanış beceri hasarı da önemli ölçüde arttırıldı diyor sonra yine pvp hasarlarında yüzde 15 bir artış var yüzde 30 artış var yüzde 12 artış var eslerde de var ondan sonra cadı ve büyücü sınıflarının pvp hasarı oranı dışında beceri hasarında bir artış veya düşüş uygulanmadı bunun nedeni yalnızca hasar ayarlamasıyla artan diğer karakterlerle aynı seviye korumak için Bu hafta geliştirilen sihirli kaçış becerisi savaşta küçük bir değişiklik oluşturacak. Aşağıdaki becerilerin efektleri değiştirildi diyor. Sihirli kaçış becerisi kullanırken zeminle yakınlaşması ve uzaklaşma bağlı olarak hareketlerin kesilmesi sorunu düzeltildi. Cadının hasar oranı yaklaşık %8.6 oranında artıldı. Beceri PvP hasarında bir değişiklik yapılmadı. Diyor. Panomuz var yine. Büyücü, büyücünün hasarı oranı yaklaşık %8.6 oranında arttırıldı. Beceri PvP hasarında bir değişiklik yapılmadı. Valkyrie sınıfına geldiğimizde Valkyrie'nin hasar oranı yaklaşık 1.9 oranında arttırıldı. Yanı sıra çoğu becerilerinde beceri PvP hasarı oranı arttırıldı. Yine bir panomuz var. PvP hasarı %7 oranında arttırıldı. %5 oranında arttırıldı. Birçok çok şekilde PvP hasarı arttırılmış. Musa sınıfı Musa'nın hasar oranı yaklaşık %1 oranında azaltıldı. Yanı sıra uyanış ve aktarım becerileri PvP hasar oranları da arttırılmış. Yine %2 oranında ve %8 oranda PvP hasarı arttırılan skill'ler var. Mayafa sınıfında hasar oranı yaklaşık 2.3 oranda arttırıldı. Yanı sıra uyanış ve aktarım becerileri PvP hasarı da arttırıldı. Ek olarak Petal Pençesi becerisi süper zırh etkisi eklenecek mevcut düşürme etkisi kaldırıldı. Ancak düşürme etkisinin kaldırmasından kaynaklı olarak becerilerin kullanılabilirliğini azaltılabileceği için akım ay darbesi becerisi düşürme etkisi ekledik. Akım ay darbesi becerisi petal pençesi becerisiyle komba yapabilmesinin yanında hızlı tuş kullanıldığı için savaşta kullanımının artacağını düşünüyoruz demişler. Tekrardan bir aşağı doğru panomuz var bütün sınıflara karşı. PvP oranı %5 oranında arttırıldı. PvP hasarı yaklaşık %2 oranında arttırıldı. %8, %10 arttırılmış skilller var. Ninja Kunoshi Belli beceriler kullanıldıktan sonra gölge darbesi becerisiyle kombo yapılırken gölge karşılaşma becerisini becerisinin öncelikli olarak etkileşme sorunu düzeltildi. Gölge karşılaşma becerisi kullanım açıklaması gerçek etkinleştirme yöntemine uygun olacak şekilde değiştirildi. Ninja, Ninja hasarını %4.7 oranında arttırıldı. Yanı sıra uyanış ve aktarım becerilerinin PvP hasar oranları da arttırılmış arkadaşlar. Yine bir panomuz var. Aşağıdaki becerilerin PvP hasarı yaklaşık %5 arttırılmış. Bayağı da bir skill var. Ondan sonra Kunoçi sınıfının hasar oranı yaklaşık %6.9 arttırıldı. Yanı sıra üniversite kullanılan becerilerin PFA hasarı oranı da arttırıldı. Görsellerimiz var. Ve PFA hasarı %5 ve %7 artan çikillerde de var. Bunları da girip kendiniz bakabilirsiniz. Striker, Striker'ın hasar oranı yaklaşık 1.7 oranında azaltıldı. Ve buna bağlı olarak çoğu PvP becerisi hasarı arttırıldı. Yanı sıra e, kafa kırıcı becerisinin kombosu olan anlık güçlü zarar verebilen akım kafa ezen becerisi de maceracıların level durumlarına göre kullanabilecekleri şekilde her birine ayrı bekleme süresi uyguladık. Bununla birlikte çok sayıda striker maceracı akım kafa ezen becerisinin bekleme süresinin uzun olduğunu belirtirler. Bu durumun göz önünde bulundurarak kafa kırıcı, becerisi ile birlikte akım kara kafa ezen becerisinin de bekleme süresini ayarlamışlar. Yine bütün sınıflara karşı bir görseller var. Ee, yüzde sarı %10 %8 artırılan birçok skill var. Bunları da kendiniz buradan bakabilirsiniz. Mystic %2.9 oranında bir hasar artışı var. Yanı sıra çoğu becerilen pvp hasar oranı artırılmış görsellerimiz var. %15 ve %8 pvp hasarlarında artış olan skilller var. Bunlara bakabilirsiniz. Kara Şövalye'nin de %11 nokta hasar artışı var. Beceri pvp hasarında bir değişiklik yapılmadı diyor. Archer'a gelelim. Archer'ın hasar oranı yaklaşık %1.2 oranında arttırıldı. Beceri PvP hasarında bir değişiklik yapılmadı. Lan sınıfı Lan'a ne gelmiş acaba? Lan'ın hasar oranı yaklaşık %5 oranında azaltıldı. Lan Ve buna göre uyanış ve Akta'nın becerilerinin PvP hasarı arttırıldı. Uyanış bonundaki Lan'ın becerilerine saldırı hızı hızlı veya beceri hasar combo hızının yavaş olması gibi zayıf yönü e, olsa da Bugün gerçekleştiren güncelleme bazı becerilerin combo hızı daha da geliştirdik. Buna ek olarak uyanış modunda lanın belirgin özelliği diyebileceğimiz uzun mesafeli yakalama becerilerine etkileşme hızı da iyileştirerek bazı durumlarda güçlü yönlerini vurgulamak istedik. Yani bu benim yakalama skillimi çoğu zaman tutmuyor ki. O bir bozuk yani onu bir düzeltmemiz lazım. Yine bir burada görseller var. Benim sınıfımda bu. Buna bakacağım. Ee, ondan sonra cıma PP'de yüzde üç oranda bir artışımız var. Bir de yüzde sekiz oranında skilllerde bir artış var. Şay. Guardian hasar oranı yaklaşık. Guardian mı? Ena. Ena. Ena ekibi bir. Ben Bu ne? Guardian ne abi? Guardian var mı aşağıda? Guardian hasar oranı yaklaşık 1.3 oranında azaltıldı. Yok böyle yapıştırdı bir ama ben düzeltmişlerdir. Teşekkür ederim bana. Teşekkür ederim. Neyse Şahin'in şeyini söyleyemiyorum arkadaşlar yok çünkü. Guardian, Guardian hasar ona yaklaşık 1.3 oranında azaltıldı. Yanı sıra ana silah becerisinin %100 karar olup hasarının diğer karakterlere oranla nispeten yüksek olması kısmında düzeltmeler, düzeltmeler yapıldı. Saldırı hedefi yine üstün karşı görseller var. Evet yeni eşyalarımız var arkadaşlar. Valencia Krallı Çazat Neser Valencia Hazinesi katkında bulunan Neser Kraliyet Ailesi ekipmanı kiralayacağını beyan eden bir açıklama yaptı. 50 katkı puanlı arkadaşlar bunları gidip şey yapabiliyorsunuz. Kiralayabiliyorsunuz. Sezon karakteriyle de kullanılabiliyor. bayağı güzel. Helali yeni başlayan bir arkadaş için güzel ama yeni başlayan kişinin katkı puanı arttırması için biraz görev veya yaşam yapması gerekiyor ki bu katkıları alması gerekiyor. Zaten oyunu öğrenmiş bir kişi, yani itemleri biraz geliştirmiş bir kişi bunlara pek ihtiyaç duymayabilir. Ama elindeki itemle aynı dereceye sahipse bu itemler elindeki itemini tek bir şey deneyip bunları kullanabilir. Güzel olmuş 50 katkı puanı karşılığında Bunları kiralayabiliyorsunuz. Eksi karmaya düştüğünüz takdirde arkadaşlar bunların ne AP'sini ne DP'sini ne de set etkisini e, alıyorsunuz. ve set etkisi yok. Eşya etkisi varmış. Ondan sonra level 55 Valencia görevlerini bitirdikten sonra Edan Toronları görevlerini bitireceksiniz. Yani Valencia ya bir görevler komple bittikten sonra başkasındaki Sadat Neser'den bunları kiralıyorsunuz. E, sonra basit kimyada Yöntemler eklenmiş. Kullanabilir deri 1x yırtık deri 2x kaliteli deri 1x, kullanabilir deri 2x, karataş tozu kullanımında toplu işleme yapılır. Kullanabilir deri 10x, karataş tozu 1x, yırtık deri 20x diye böyle eklemişler. Balina savcısı Çuk, Laura ve Odilita Narkio'daki ne diyor? Roussa'dan takas aracılığı ile düşük kaliteli deri elde etme yönteminde bir değişiklik yapılmadı. Çinlilerin eşyaların envaterin sağ alt kuşu çöp kutusu simgesi kullanarak aşağıdaki eşyaları kurtarabilirsin. Onnetta'nın ruh özü, Oden'in ruh özü, Luffy, geliştirilmiş pusulası, arkeolog haritası, Belin kalbi havza parçası, Kron taşı, Ebenrut'un nolu, eğitmen Fültü, kalıcı, büyük tüccarın yüzü. Yarış aratımı, eğitimi, malzemesi, eşyası, açıklaması, yeni imparatorluk nişanı, ilgiye elde etme yöntemi eklendi. Kara Esas ve kırmızı Esas açıklama kullanım ve elde etme yöntemi düzenlendi. Lenar'ın yıldız haritası, eşya açıklaması, ki, NPC bulma ile ilgili rehber metin eklendi. Canavarlar zaman zaman av canavarları lamaya vuruşlara uygulamasının sonu düzeltildi. NPC arka plan bir değişikliğimiz var. Ve görev bilgi her av sahasına olsaklıkla anlamayacak ek görevler eklendi. Bu görevler canavarları mağlup ederek düşürülen karan enerji eşyası elde edildiğinde otomatik olarak kabul edilir. Nasıl kimya veya aşçılık siz e, yaparken otomatik aşçılık görevi geliyorsa. Bu slotu keserken de direkt size görev geliyor. Ama e, maksimum görev sayınız ise aldığınız görev sayısı o görev size gelmiyor. O yüzden bir iki tane görev boşta kalsın. Karar aracılığıyla görev tamamlar ve ödül olarak level ve beceri XP elde edebilirsiniz. Bu görevleri tamamlar tamamlamaz tekrar alabilirsiniz. Ek görev başım. Tapar, Şamberan, Çağrı, Gahat, Çölnagası, Hilal, Roğ, Süpür, Plakı, Varagon, Titum, Tek edilmiş madeni, Yeleli Sırna, Aylak Serseri, Omarlar, Marnin 2. Laboratuvar, Hile Karakolu, Eldik Tapınağı, Suzan Garnizonu, Askeri Mezarı, Hasrak Kadim Harabeler, Sahra Golem'in Fatih'i, Korsan Adası'nın Fatih'i e, Şuz, Muhafız'ın Fatih'i buralardan alabiliyorsunuz. Delucu çiftliğinde Del, e, Delpe Delucu çiftliği korumak için avcı nişanına ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Avcı nişanları gittiniz günlük 3 tane görev var arkadaşlar. Domuzu def etme ve ayıyı def etme 1-2-3 şeklinde gidiyor. E, 40, 200, 600, 20, 100, 300 olarak sert kara kristal parçası 1, 5, 15 keskin 1, 5, 15 görev e, sayısının Fazlasına yani yüksekliğine göre alıyorsunuz bunları. Ondan sonracıma. Bütün karakterin uyanış aktarım ve yetenek, yetenek ve yükseliş görevleri önerilen görevlerden ana görevleri aktarılmış level 56'ya ulaştığınızda bunu direkt alabilirsiniz. Ondan sonra bazı NPC'lerle etkileşime geçildiğinde bilgi elde edilmemesi durumunda bilgi elde edilebileceğine bir diyalog eklendi. Elinke, Visamin, Ramio, Debius, Marcela, Atü, Balax, Marel, Artedon. Tekrar en küçük cam bile görevinin özet bilgisi düzeltildi. Villa Kahyazı, Şazat minyatür fil ile ilgili görev bilgisi alırken uyarılar hakkında notlar eklendi. Arayüzle ilgili bir değişiklikler var ve düzeltmeler ve değişiklikler var. Bu haftaki güncelleme notları bu şekilde arkadaşlar detaylıca bakmak isteyenler bunlara da girip bakabilirler senin zamanı meydan okuması diye bir etkinliğimiz var arkadaşlar bu etkinlikte 1 Temmuz 15 Temmuz arasında meydan okuma Y üzerine aşağıdaki eşyaları elde etmek için etkinlik süresinde giriş yapıyorsunuz 30 60 90 120 dakika yüksek kaliteli xır kutusu level ekstra level X bir parça beni 2x ekstra level beceri XP bir parça beni 2x 120 dakikada eşya düşürme artış parçamını 1x gerçi 3x olsaymış. Bu şekilde ufak bir etkinliğimiz var. Geçelim altın topluluğu dönüşü. Bu etkinlik güzel olmuş. canavarlardan altın imp parası düşüyor. 30 Haziran 15 Temmuz arası altın imp parası elde ediyorsunuz. E, ikinci i̇kinci altın topluluk parası meydan okuması arkadaşlar. E, yukarıda şey söylemeyi unuttum. Altın imp parası NPC'ye sattığınız zaman 10 kar gümüş karşılığında satıyorsunuz ee, 1 Temmuz 13 Temmuz arasında meydan okuma yer üzerinde 60 dakika durduğunuzda altın topluluk parası 1x geliyor bu da 100k isterseniz npc dükkanına satabiliyorsunuz her gün gece saat 12'den sonra tekrardan alacaksınız altın topluluğunun dönüşü 30 Haziran 15 Temmuz ee, Velia Heydel Kalpion Altın bakın şurada yerlerini göstermiş buralara gidiyorsunuz Grana'da burada Valencia'da burada level 15 olmanız yetiyor bu tapuya bütük veriyorsunuz kaba taş veriyorsunuz ot veriyorsunuz size katkı puanı 50x 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 ve altın topluluk parası 2 1x 1x yani günde 3 y'den giriş ödülü var 4 4 tane geliyor ondan sonra acıma görevler rastgele kabul edilir görevler her aile için günde bir kez tamamlanır ve her gün gece yarısı sıfırlanır diyor altın imp parası 10x verin tapuya kırmızı nişan x10 verin 1x kırmızı nişan biliyorsunuz görevler her aile için günde bir kez tamamlanabilir ve her gece yer sıfırlanır tamam e, bu altın topluluk parası arkadaşlar şu görevlerden aldığımız ve y'den gelen e, 10x'e kron taşı 20x 20 taneye 20 tane kapras 30x'e Baksın tavsiyesi artı 50 40x'e Şakatun'un paltır kutusu, savaş, yine yaşam Şakatun'un kutusu. Onlardan bir tanesi. Bu etkinlik güzel olmuş. Kuluk kesikçe bir şeyler düşüyor. Giriş ödülleri alın 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 demiş. 2 Temmuz 5 Ağustos arasında şöyle bir bakalım ee, önemli neler var. Eşya düşürme partisi benim var 5. günde. 6. günce boss'un tavsiyesi var. Gelelim aşağıya, gelelim. Tristel çıkarma aleti var 13. günde şaka turun nişanı var 14. gün Gelelim eşya düşünen parçamayı var 19. gün 20. günde 35'e 45 bir face var Gelelim kara ruh pençe sokakta önemli değil etkinlik paralı tırı şaka nişanı var 28. gün Yükseltme yardım seti 2x 30 31. gün güzel aksiyon kutusu veriyor diğerlerde baksın çınarılığı 1x 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 Tabunuzu bir kırın artık ya. Yeni inci dükkanı eşya güncellemesi 3 premium kutu mu? Üçlü premium kıyafet kutusu. Bir buradan yak. Pazar yine şeyle dolacak. Kostümle olacak Bana uygun fonksiyonel kostüm. Var. Şurada bir tane yazı özel paket geldi. 2020 diyor. %30 indirimliymiş. Sıcak yaz serinleten kıyafet. terminal etkinliği gelecek mi acaba? Bu yaz. Bir tane daha yardımcı 2 artı bir paketi var. Karşı konulamaz tatlılık kursi malumers falan. Böyle pet olur abi eğitmen flütü indirimde kalıcı yüzde 20 ekipman damgası 7x bir pakette satılıyormuş. E, Ma evha apricot birliği premium seti de yüzde 25 indirimde satılıyor. Bir bakalım oyun içinden bunlara. Kararut diyelim Napar kampı yüzde 20 geç bunu burada değil ben aldım diye acaba yine aşağı gitmiş olabilir mi? Yok. Daha önceden aldım diye. Böyle bakayım dedim de. 2020 Black Desert yaz paketi. 980. Şöyle açtığın zaman içinden. Etkinlik klasik kıyafet kutusu. SK gizli kitap 15 gün. Buzul parıltılı kutu. %10 indirim kuponu. Eşya düşürme artış parçamanı. Üst seviye 60 dakika. 5x. Ee, ve Kampasyonun çiğneme tableti Onyx kristal çıkarma aleti işlerinden çıkıyor. Ee, kutup tilkisi aşama 2.4 pet sınıfı limited Kutup ayısı aşama 2'ye 4 ee, Süresi 15 Temmuz'u kadar Her aile bir defa alabilir. Üçlü Premium kıyafet kutusu 1051 abi 3 ton Eskay kitabı, 5x eşya, sürme artış parçamanı, mer paleti 110 ve mer paketi 7 gün. Yardımcı artı bir paketi var. 960'tan 640 inceymiş. Altın anka paketi 19 saat. Ha, bu şey de geldiydi. Tamam. Geçen haftaki. Şey nerede? Petler. Reis. Selamun aleyküm. Senin var mı Tiern attıysa? Hayda, Tier. Gerçi şeyleri göremiyoruz. Varsayılan görünümden çıkamıyoruz. Ne veriyormuş? Canavar kışkırtma veriyor. Bilgi ve daha yüksek bilgi edinme şansı artış veriyormuş. Herkes pazara kaydedilemez 270 Eğitmen ince. Eğitmen 400'den 400 320 inciye arkadaşlar. 560 inciden de 448 inciye eşyadan bu sihir taşı paketi inmiş. Bu hafta güncellememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Old droplar.